Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konta TV ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz ve ekran başında bizleri izlemek üzere hazırda bulunan herkese iyi seyirler diliyoruz. Efendim önemli bir konumuz var, önemli bir konu başlığımız var ama bugünün öneminden birazcık konuşalım istiyoruz. Bugün önemli bir tarih biliyorsunuz ki. Türk'ün tarihe damga vurduğu gün efendim 26 Ağustos Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlu olsun diyoruz. Ve diğer taraftan bu savaşlarda hayatını kaybeden ecdadımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim Özel Medova Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Ümit Kamış hocamız bizimle birlikte göz lazer tedavilerinden konuşacağız. Konuyla ilgili merak ettiğiniz sorularınız olursa bizlere WhatsApp ve BIP iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi lazer deyince birazcık şöyle duruyoruz sanırım ama artık günümüzde sanki biz bu tedavi yöntemlerine daha ılımlı bakmaya, daha sıcak bakmaya başladık ve alıştık artık diyoruz. Ama çok iyi, çok güzel yöntemlerden bir tanesi. Ama lazer tedavi yöntemlerinde neler var? Tabii ki detaylarını uzmanımızdan öğreneceğiz. Efendim sormak istedikleriniz olursa da ya da göz sağlığı ile ilgili sorularınız varsa bizlere mesajlarınızı iletin istiyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz değilsiniz. Sağ olun. Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu göz lazer tedavileri. Öncelikle şöyle başlayalım istiyoruz. Lazerle tedavi hangi göz kırmak aynen hastalıklarında uygulanmaktadır genellikle. Şimdi göz hastalıklarının tedavisinde uygulanan birçok lazer çeşidi var. Değişik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Mesela şeker hastalarının tedavisinde kullandıklarımız var. Göz tansiyonu tedavisinde kullandıklarımız var. Yine retina problemlerinde kullandığımız lazer çeşitleri var. Farklı farklı lazer teknolojileri var. Biz bugün kırılma kusurlarının tedavisinde uygulanan lazer tedavilerini anlatacağız. Evet. Sadece kırılma kusurların tedavisinde uygulanmıyor. Gözün farklı hastalıklarında farklı lazer teknolojileri uygulanabilmektedir. Kırılma kusurlarından kastımız bizim miyopi, astigmatizma ve hipermetropidir. Toplumun yaklaşık %30-35'inde kırılma kusuru var. Aslında bu bir hastalık değil, kusur diye ifade edilmekte. Coğrafyaya ya da ırksal farklılıklara göre bu oranlar farklılaşabiliyor. Uzak doğuda mesela Çin ya da Japonya'da bu oran %50'lere ulaşmakta. Ama genel ortalama dünyada 3 kişiden birinde hemen hemen bu kırılma kusuru var değişik derecelerde. Sebeplerinde neler var peki hocam? Genetik etki daha çok rol oynuyor. En çok gördüğümüz bu kırılma kusurlarının içinde miyopi. Evet. Uzağa görememe diye ifade edilmekte bilindiği üzere. İkinci sıklıkta gördüğümüz kırılma kusuru miyopiyle de birlikte olabilir, hipermetropiyle de birlikte olabilir. İkinci gördüğümüz kırılma kusuru ise astigmatizma. Üçüncü olarak da gördüğümüz kırılma kusuru hipermetropi. Evet. Bunlar miyopi uzağa görememe, hipermetropi yakını görememe diye İngilizceden çevrilmiştir. Aslında tam da karşılamamaktadır. Hipermetropi olan kişilerde de uzak görme sorunu olabiliyor. Astigmatizma da hem ikisini hem uzağa hem yakını etkileyen bir kırılma kusurudur. Ama bunlar içinde en sık gördüğümüz %20 oranda yaklaşık 5 kişiden birinde toplumda miyopi görülmekte. Daha fazla ama astigmatta çok fazla astigmatta duyuyoruz. Astigmatım varmış diyoruz. İşte sürekli başım ağrıyor, gözüm ağrıyor diyoruz ama. Astronopik şikayetlere sebep olabiliyor. Özellikle astigmatizma varlığı baş ağrısına sebep olabiliyor. Hipermetropi de benzer şekilde. Bir şeyler okuduğunda yakın mesafede telefona, kitaba bakıldığında da ya bilgisayara bakıldığında da uzun süreli baş ağrısı ve göz yorgunluğu şikayetleri oluşturabiliyor. Sadece görme bulanıklığına sebep olmuyor. Benzer şekilde baş ağrısı, göz ağrısı yapabiliyor. Göz aslında ihmal edilmemesi gereken sorunlarımızdan bir tanesi. Bütün hastalıkları için söylüyorum. Birazcık bulanık gördüğümüzde böyle ya da gözümüz hafif ağrıdığında böyle hep geçici çözümlerimiz vardır ya bizim. Bunları hemen devreye koyuyoruz. Evet. Oysa ki rutin her branş için, her hastalık için söylüyoruz. Alanında uzman doktorlarımıza belli rutinlerde kontrollere gitmek çok lazım. Önemli. Sonrasında daha büyük bir problemle karşılaşmamak adına önlem almamız gerekiyor çünkü. Gözlerimiz hocam, bizim tabii beş duyu organının her bir organın tabii kıymeti farklıdır. Tabii. Evet ama belki de en önemlisi diyebiliriz. Dünyaya açılan penceremiz. Biz dünyadaki tüm renkleri, kişileri, canlıları, gündelik hayatlarımızı görme işlevi olmadan yapamayız.
Düşün, bir hani gözümüz kapalı olduğu andaki durumu bir evet şey yapacak olursanız, hani hayal edecek olursak katlanası bir durum değil. Bizim işimiz de insanların göz sağlığını korumak, daha net görmelerini sağlamak dünyayı ve bir aracı olmaksızın, mümkünse gözlük ya da kontak lens olmaksızın, bir aracı proteze ihtiyaç duymaksızın saf şekilde net görmeyi sağlamak. Bu teknolojiler bize bunu sağlıyor. 87 yılına itibaren aslında gözdeki kırılma kusurlarının tedavisinde kullanılan lazerler uygulamaya girmiştir. Ben 95 yılında göz hastalıkları ihtisasına başladım. Yani bu sürecin tarihsel değişimine de tanıklık ettim. Yıllar içinde teknolojiyle paralel olaraktan inanılmaz noktalara geldi. Teknolojik farklılıklar ve gelişmelere paralel olaraktan. 90'lı yıllardaki teknoloji bu kadar iyi değildi. 2000'lerde daha iyi oldu. 2010-15'ten sonra teknoloji daha da ilerledi. Nasıl ki telefonlarda, akıllı telefonlar her şeyin başında hızlı bir şekilde başlamışken şimdi çok ileri seviyede ulaştı bu teknoloji. Buna paralel olarak da gözdeki bu uygulanan lazer teknolojileri de çok ileri seviyeye geldi. Çok konforlu, çok güvenli hale geldi ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi sanırım, güvenilir mi bu yöntem diye istediğimiz soruyorlar. Amaçlara, yani hedef refraksiyon dediğimiz sıfırlama kelimesi bizim için hastalarımızdan en çok duyduğumuz kelime odur. Hocam gözüm sıfırlanacak mı? Sıfırlamayı neredeyse %100'e yakın oranlarda başarabiliyoruz. Harika. Böyle bir şansımız var bu yöntemlerle. Peki hocam, kimler için uygundur ya da kimler için uygun değildir bu? Evet, 18 yaş üzeri olması gerekiyor mutlaka. 18 yaşından önce asla lazer tedavisini önermiyoruz istisnalar dışında. Hatta 20, ben kendi pratiğimde 20 yaşından önce bir zorunluluk yoksa, çünkü 18-20 yaş arasında da numaralarda değişim olabiliyor, yani artış devam edebiliyor. Evet. Erken dönemde yapılırsa, numara sıfırlansa bile değişim sürecinde yapılırsa yeniden numara oluşum riski var. Ben kendi güncel pratiğimde 20 yaş altında çok yapmıyorum ama 18 yaşından itibaren yapılabiliyor. Kişinin göz yapısının lazer tedavilerine uygun olması lazım. Farklı lazer teknolojileri var. Ne olması gerekiyor mesela hocam? Kornea dediğimiz gözümüzün lazer tedavisinin gözün önündeki saydam tabaka diye Türkçe'de ifade edilen ama tıp dilinde kornea diye isimlendirdiğimiz 43-44 numaralık kırma gücü olan bir tabakaya bu işlemi yapıyoruz. Bu korneanın normal kalınlıkta ve normal yapıda olması gerekiyor. Bazı insanların doğuştan korneası ince olabiliyor. Toplumun yaklaşık %10-15'inde ince kornea ile karşılaşabiliyoruz. Ortalama kalınlığı 540-550 mikronken 480 mikrona kadar kornea kalınlığı olanlara yüksek numarası da yoksa lazer tedavisi yapabiliyoruz. Ama 480 mikron altında bir kalınlığa sahipse bu kişilere lazer yapamıyoruz. Evet. Numaranın tedavi edilebilir sınırlar içinde olması gerekiyor. Biz hangi dioptri aralığına yapıyoruz numara olarak? 1 ile 10 dioptri arasındaki miyopiye yapıyoruz. Astigmatta yine 6 numaraya kadar düzeltebiliyoruz. Hipermetropta da 4 ya da 6 numaraya kadar kişinin göz yapısına bağlı olaraktan tedavi edebilmekteyiz. 10 numaranın üzerinde de başka seçeneklerimiz var. Gözlükten kurtulma amacıyla uyguladığımız lens teknolojileri var ama lazer tedavilerini kabaca 1 ile 10 dioptri arasında miyoplara, astigmat ve hipermetroplarda ise 6 dioptriye kadar tedavi edebilmekteyiz. Şimdi daha küçük numaraya sahip olan bazı kişiler bir taraftan kimileri kaçarken bu tedavi yöntemlerinden bazıları da çok istekli oluyor. Diyor ki hemen gözümü çizdirsem mi acaba, halk arasında böyle geçiyor değil mi hocam? Lazerli ameliyat olsam acaba sıfırlanır mı bu göz numaram diye. Belki 0.75'te numaralar. Bunun için başvuranlar, müracaat edenler var ama kriterleri söyledik aslında. Hangi aralıkların uygun olduğunu. Şöyle, bunlar bizim tabii ki güncel pratikte uyguladığımız ama esneme şansımız olabiliyor. Şöyle ki 0.75 miyop, 0.75 astigmatı varsa toplamda bu 1.5 yapar. Hani bu 0.75 miyop var diye tedavi yapmayız diye bir bizim sınırlamamız yok. Görme keskinliği seviyesi bizim için önemli. Şayet kişi %80'in altında gözlüksüz olarak bir görmesi varsa diyelim, %50-60, 0.75 miyop, 0.50 astigmatı varsa bu kişilere de yapılabilir. Gözlük kullanamayacak durumdaysa. Ama genel olarak biz 1 numara ve üzerindeki numaralara yapıyoruz miyoplarda. Astigmatta da yine 1 numara ve üzerindeki tedavi problemleri tedavi ediyoruz. Hipermetropta biraz durum farklı. Hipermetroplarda
Lazer tedavisi miyop ve astigmatta olduğu kadar mükemmel sonuçlar vermeyebiliyor. Bir de hipermetrop hastaların damlalı ve damlasız numaraları farklılık arz edebiliyor. Her hastaya, her hipermetropa ne yazık ki lazer tedavisi öneremiyoruz. Bu oran belki miyoplarda %80'ini yaparken, miyop ve astigmatlarda 10 kişiden 80'ine lazer tedavisi uygunluğu mevcut iken, hipermetroplarda oran tersine, yani 10 kişiden belki 2 kişi yapabiliyoruz, 8'ini yapamayabiliyoruz. Evet. Peki kronik hastalığa sahip olan kişiler için neye dikkat ediyoruz hocam? Yani onların şimdi hepsi şöyle, de dahildir. Tabii kimlere yapılamaz derken, yapılamaz kısmına evet, gelmiş 18 olur. Yaşın üzerinde olması gerektiğini söylemiştik. Kornea yapısının, göz yapısının lazer tedavisine uygun olması gerekiyor. Numaralarının yine tedavi sınırları içinde olması gerekiyor. Diyabetin olmaması gerekiyor. Özellikle tip 1 diyabet ya da tip 2 diyabet hastalarında lazer tedavisi relatif kontraindikasyondur. Yani kesin bir sınırlama olmamakla birlikte yara iyileşmesi problemleri olabiliyor bu kişilerde. Diyabetik retinopati gelişebiliyor. Katarakt kişilerde çok daha fazla erken yaşta görülebiliyor. O sebeple diyabetli hastalarda yine biz bu tedavi yapmıyoruz. Hamilelik ve emzirme dönemindeki bayanlara hormonal değişimden dolayı numaralarda değişkenlik olabildiğinden hamilelik ve emzirmenin ilk 6 aylık döneminde, yani doğumdan sonraki ilk 6 aylık dönemde yine lazer tedavisi uygulamamaktayız. Gözde bazı problemli olan hastalıklar var ki üveit glokom gibi ya da kornea hastalığı olan kişilere yapamıyoruz. Sistemik hastalıklardan kolajen doku hastalığı, yani bağ dokusu hastalığı olan kişiler, romatizmal hastalığı olanlarda gözyaşı eksilmesi ve yara iyileşmesi problemleri görülebildiği için bu grup hastalara da biz lazer tedavisi önermemekteyiz. Yine akne rozası tedavisinde, yani sivilce tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar var. Roaccutan diye bilinen belki de birçok izleyicimiz biliyor. O dönemde ciddi gözyaşı eksikliği olduğu için o dönemde uygulamıyoruz. Ama ilacı bıraktıktan birkaç ay sonra gözyaşı seviyesi normal seviyeye döndükten sonra lazer tedavisi yapabiliyoruz. Çok güzel bilgi edindik şu an. Bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ama bu şeyleri, bilgileri göz ardı etmeyin lütfen. Böyle problemleriniz varsa bunlar çözüldükten sonra zaten doktor kontrolünde olacağı için rahatlıkla sonrasında da belki sorun ortadan kalkarsa bu tedavileri olabilirsiniz. Olabilir. Ama diyabet hastalarına üzülüyorum. Daha çok aslında diyabet hastalarında hani bu hastalık belli organları tutuyor. Özellikle gözde ciddi problemler meydana getiriyor. Onlar için başka bir seçenek var mıdır kısmını şöyle birazcık aralamak istiyoruz. Diyabet vücudun birçok organ ve dokusunda hasar oluşturmakta. En çok etkilediği iki organdan biri göz, diğeri de böbrekler. Böbrek yetmezliği de biliyorsunuz oluşabiliyor. Diyalize ihtiyaç duyabiliyor bu hastalar. Gözde tabi bu hastalarımız için katarak geliştiği anda, ki katarak daha erken yaşta oluşabiliyor, gözlükten kurtulma şansı olabiliyor. Özellikle mercek tedavisi uygulayaraktan. Kişinin sahip olduğu miyop, hipermetrop ve astigmatı özellikle mercek uygulayaraktan yine katarakt ameliyatı yaptığımız esnada yine gözlükten de kurtarmış oluyoruz. Yani lazer tedavisi yerine katarak geliştiği zaman bu kişilerin yine gözlükten bağımsız olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlayabiliyoruz. Evet, gözlük kullanımı artık böyle yıllardır kullanan kişiler diyorlar ki gözlükten artık çok sıkıldım. Bir engel tabii, spor yaparken engel, denize havuza girildiği zaman engel, yani gözlük ya da lens kullanan izleyicilerimiz bunu yaşıyorlardır. Bilmiyorum siz herhangi bir gözlük kullandınız mı? Ya da var hocam da böyle aslında ekranda da kullanmıyorum. Bakmayın arada da sürekli kullanmam gereken, çok yüksek değil numaram belki ama kullanmam gerekiyor. Bu alışkanlığı hemen edinemiyoruz. Hemen alışamıyoruz gözlüğe. Alışmak da çok zor. Adaptasyon süreci birazcık uzun sürüyor. Ama tak çıkar yapınca da aslında göze zarar veriyor mu hocam bu gözlüğe? Sürekli takmamız gerekiyorsa. Tabii şayet sürekli takılması gereken numaralar var. Hani 0-50'nin üzerindeki numaralarda. Biz uyku hariç hep gözlük gözünde olsun isteriz. Ara ara takıp çıkarıldığı zaman adaptasyon problemleri yaşanabilir. Göz sağlığı açısından hem net görmeyi sağlamak hem de özellikle astigmat ve hipermetroplarda baş ağrısı ve göz ağrısı, göz yorgunluğu yapabildiği için uyku hariç gözlük takılmasını önermekteyiz ya da kontak lensi kullanıyorsa hastanın yine kontak lensinde kullanması normal. O halde bu tedavi yöntemini ben bile düşünebilirim diyebiliriz. Şimdi diğer taraftan da tedavi için kimler uygundur dedik ama şöyle söyleyeyim, Alzheimer lazer nedirle devam edelim. Sonra bu
sanki bir tedavi yöntemi gibi algılıyoruz ama şey midir, cihazla alakalı mıdır? Bu cihazlar teknoloji, da, evet, lazer cihazın ismidir aslında, Excimer lazer. Excimer lazer fotoablasyon dediğimiz, yani dokuda buharlaşma yapma özelliği olan bir lazer teknolojisidir. Korneanın ön yüzeyine PRK ve LASIK diye iki farklı yöntem var. İki farklı yöntemle, birinde yüzey kısmına, korneanın en düşük kısmına, PRK'da No Touch diye yeni bir versiyonu var. Yüzey kısmına şekil veriyoruz. Hı hı. 50 mikronluk epitel tabakası var korneanın en dış yüzeyinde. Bunu ya elle ya da güncel teknolojide artık elle dokunmadan lazer ile 50 mikronluk epiteli buharlaştırıp ardından altta kalan kornea yüzeyini hemen şekil vererekten, incelterekten korneayı, tıraşlama diyebiliriz buna, yeniden şekil vererek de numarayı düzeltiyoruz. Buna yüzey ablasyon diyoruz. Yani oradaki dokuyu buharlaştırıp inceltiyoruz. Bir de LASIK dediğimiz yöntem var. LASIK dediğimiz yöntemde ise yine kullanılan lazer teknolojisi birebir aynı, Excimer lazer. Şimdi aradaki farklılıkları birlikte öğrenmiş olacağız. LASIK dediğimiz yöntem bizim aslında en çok tercih ettiğimiz, en konforlu yöntem. Altın standart diyebileceğimiz, günümüzde hali en çok uyguladığımız, hastalara eğer göz yapısı uygunsa ilk olarak tercih ettiğimiz yöntemdir. Bu yöntemde ise 110 mikron kalınlığında ortalama bir korneada flap diye isimlendirdiğimiz kapakçık kaldırıyoruz. 9 milimetre çapında. Korneanın çapı ortalama 11,5-12 milimetredir. 9 milimetre çapında yaklaşık bir yuvarlak dairesel kapakçık hazırlayıp bunu femtosaniye lazerle artık kaldırmaktayız. 2007-2008'den önceki yıllarda bunu biz mikrokeratom ismi verilen bir özel bıçakla kaldırmaktaydık. Yalnız onda bir takım problemler olabiliyordu. Düzensiz flap, flap'in kopması, flap üzerinde küçük delikler oluşması gibi bir takım istenmeyenler sorunlarla karşılaşabildik. Bu oran belki %1'in altındaydı ama 100 kişiden bir kişiye bile denk gelse riskli. 2007'den itibaren femtosaniye lazer dediğimiz farklı bir lazer teknolojisi uygulamaya girdi ve artık insan yani o bıçakla oluşabilecek problemleri ortadan tamamen elemine ettik. Peki. %100 güvenli olaraktan artık femtosaniye lazer yardımıyla 110 mikron kalınlığında 9 milimetre çapında bir kapakçık ya da flap kaldırdıktan sonra bu flap'i yana yatırıyoruz. Yana yatırdıktan sonra korneamızı yine Excimer lazerle şekillendirip tekrar flap'i kapatıyoruz. Bu yönteme LASIK ismini vermekteyiz. Bizim en çok tercih ettiğimiz yöntem budur aslında. LASIK'i hem miyop, hem astigmat, hem hipermetrop tedavisinde uygulayabiliyoruz. Ve daha yüksek numaraları, daha avantajlı. Bir de 8 numaraya kadar miyopiyi tedavi edebiliyoruz. PRK'da sınırlarımız daha dar. Miyoplarda genellikle 4 numaraya kadar biz PRK No Touch ile tedavi yapabilmekteyiz. Astigmatta ise 2 dioptriye kadar tedavi edebilmekteyiz PRK No Touch ile. Hipermetrop tedavisinde PRK No Touch tedavisinin güncel pratikte yeri yok. Oysa ki LASIK tedavisiyle biz 8 numaraya kadar miyopiyi tedavi edebiliyoruz. Astigmatı 6 numaraya kadar tedavi edebiliyoruz. Bir de hipermetropları PRK tedavisinde uygulamaz iken LASIK ile 4 ya da 6 numaraya kadar hipermetropiyi de tedavi edebiliyoruz. Bir önemli avantaj da bu LASIK yönteminin ağrı olmaması. Ne kadar sürüyor peki hocam? İşlemin kendi iki çok gözü... Çok kısa diyebiliyorum ben. Evet, iki gözü aynı anda yapıyoruz. Aynı anda derken önce birini yapıp daha sonra diğer gözü tedavisini yapıyoruz. Toplamda aslında aktif lazer süresi 1 dakikanın altında, 30-40 saniyeler civarında ama hastanın gözünün açılması, hazırlanması, drep dediğimiz örtüyle silindikten sonra örtülmesi, verilerin bilgisayara girilmesi, hastanın numaralarının girilmesi, gözün tanıtma işlemi, iris tanıma dediğimiz bir teknoloji var artık. Lazerden önce biz poliklinik şartlarında muayeneyi yaparken korneanın detaylı haritalarını çıkartırız. Kişiye özgü tedavi planlaması yaptıktan sonra o verileri biz bir link ya da USB flash bellek aracılığıyla lazer cihazına atarız. Çoğu yerde link bir kablo aracılığıyla cihaza atılmakta. Onun rehberliğinde tedavi yapabilmekteyiz. O önceden çekilen fotoğraflarla o anki gözünün fotoğrafını eşleştirerekten göz tanıma işlemini yapıyoruz. Buna iris tanıma, iris registration işlemi diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra önce yapacağımız tedaviye göre LASIK yapacaksak femtosaniye lazer uygulaması ile flap hazırlığı yapıyoruz. Sağ ve sol gözü. Sonra SED'den kaldırmadan SED'i diğer lazer cihazına doğru otomatik bu elektronik bir yatağımız var. Bu yatağı oynataraktan
Excimer lazer cihazının altına evet hastamızın gözünü getiriyoruz. Hasta yatar vaziyette oluyor. Uyutmadan oluyor. Hastalar onu da soruyorlar. Ben uyuyacak mıyım? Anestezi alacak mıyım? Hayır. İğne yapılacak mı? Hayır. Hissedecek miyim? Ağrı duyacak mıyım? Kesinlikle ağrı duymuyor. Operasyon sırasında kesinlikle hangi yöntemi yapacak olursak olalım. PRK olsun, lezik olsun, birazdan smile'da değiniriz. Evet. Üç yöntemde de kesinlikle ağrı olmuyor. İşlem sırasında sadece bir baskı hissi. Özellikle o flap oluşturma aşamasında parmakla basılma hissi gibi bir ağırlık hissi hissediyor hasta. Kesinlikle ağrısı olmuyor. Sadece kapağı açmak için bir ayraç takıyoruz biz. Bu işlemleri yapabilmek için bir metal ayraç ki biz buna blefrost ismini veriyoruz. Bazı kişilerin kapak aralığı dar olabiliyor ya da o takıldığı anda refleks olarak kapatma ihtiyacı olabiliyor. Ondan bağlı bir huzursuzluk hissi oluyor sadece. Her kişi de bunu yaşamıyor. Son 10 kişiden 1-2 kişi de bu kapak aralığı dar olabiliyor ya da refleks olarak kapağını kapatma ihtiyacı hissedebiliyor. Bunun dışında ağrı olmuyor işlem sırasında. Toplamda geçirdiğimiz süre bizim lazer odasında 12-13 dakikayı geçmiyor. Bu süre hatta no touch yönteminde tek bir lazer uyguladığımız için 5-6 dakika kadar sürüyor. Çok kısa süreler aslında. Çok kısa. Peki sonrası da önemli hocam yani. Dikkat edilmesi gerekenler önemli. Nasıl korumak gerekiyor, neler yapmak, nelerden uzak evet, kalmak. Aslında öncesinde de biraz değinmekte de fayda var. Öncesinden başlayalım. Buyurun hocam. Bize muayeneye gelmeden önce bu belki bir önemli mesaj olabilir. Kontak lens kullanan kişilerin bir hafta öncesinde kontak lens ara verip gözlükle hayatlarını sürdürmelerini öneriyoruz. Çünkü kontak lens kullanımı kornea dediğimiz o saydam tabakanın şeklini değiştirebiliyor, düzensizliğe sebep olabiliyor. Bizim ölçümlerimizi olumsuz etkileyebiliyor. Lazer yapacak olursak mutlaka bir hafta kadar yumuşak lens kullanıyorsa bir hafta kadar en az ara vermesini istiyoruz. Artık pek kullanılmıyor ama geçmiş yıllarda kullanılan hatta bazı hastalar kullanabiliyor. Gaz permeable dediğimiz gaz geçirgen sert lensler var. Yarı sert ya da sert diye ifade. Peki göze zarar vermez mi hocam onlar? Onlar güvenli aslında ama biraz konfor anlamında yumuşak lensler kadar konforlu değil. Çok tercih etmiyoruz. Belki kontak lens kullanan 100 kişiden bir ikisi ancak bunu kullanıyor. Çoğunlukla yumuşak lens kullanılıyor. O sert lens kullanıyorsa en az 3 hafta 4 hafta lens ara vermesi gerekiyor. Kornea şeklini değiştirdiği için. Ama bize gelmeden önce bir hafta öncesinde lensini çıkartarak gelirse hem ölçümlerimiz daha güvenilir olur. Çıkacak. Hatta sabah bize muayeneye gelirse damlalı muayene yapıyoruz. Biz damla 6 saat kadar bu damlanın etkisi sürüyor. Göz beyni büyütüyor o damla. Lazer tedavisinden önce mutlaka bu damlalı muayeneyi yapmak gerekiyor. Eğer bir klinikte size bir kez damla yapılıp hemen 2-3 saat içinde lazer alınıyorsa bu doğru bir tedavi şekli aman, değildir. Bunlara dikkat edin. Evet. Artık işlemler o kadar kolaylaşmış ki. Gittiğimizde çok güzel cihazlarla ölçümleriniz yapılıyor. Tansiyonunuz ölçülüyor, göz tansiyonunuz, numaralar tüm ölçülüyor, detaylı bakılıyor. Ölçümler, gözün tabii ön kısmının, ki arka kısmı, sinir tabakanın detaylı analizlerini yapıyoruz. Detaylı muayene yapmak lazım. Damlalı muayene bizim için biraz burada önemli bir muayene şekli. En az 3 kere bu damladan damlatılması lazım. Biz klinik pratikte görüyoruz bazı yerlerde, bazı merkezlerde sadece bir kez damla damlatıp kısmen bakalım göz bebeğini büyütüp kısmi olarak hemen 2-3 saat içinde hemen lazerinizi yapalım denmekte. Bu oldukça yanlış. Ama bir hazırlık aşaması olması gerekiyor. Olması lazım. Şimdi eğer usulüne uygun şekilde damla yapılırsa 6 saatten önce göz bebeği küçülmez. Ama bir sefer damla yapılırsa 2-3 saat içinde göz bebeği küçülüp lazer yapılabilir. Bu doğru değildir. Böyle yapılırsa doğru şekilde numara tespiti yapılmaz. Numara doğru ölçülmezse yapacağımız tedavi de yanlış olur. O zaman aklımıza şu geliyor hocam. Evet. Şimdi bu ameliyatlardan sonra ya da işlemlerden sonra ya gözümde hiçbir değişiklik olmadı. Yine aynı sorunları yaşıyorum, problem yaşıyorum, yine gözlük takmak yine zorunda gözlük, kalıyorum tabii diyenler varsa bu söylediğimiz kesinlikle aslında uyarısında bulunduğumuz konulardan dolayı mı? Birçok sebep var aslında. Yeniden hani gözlük kullanmaya mecbur kaldım, lense mecbur kaldım, eski netliğimde göremiyorum diye birçok hastalar var. Bunların birçok sebebi var tabii. Bir kere numara değişkenliği varken yapılırsa bazı merkezlerde ne yazık ki ben kendi pratiğimde son bir ya da iki yıl içinde 0.25 dioptrin üzerinde değişim varsa asla lazer önermiyorum. Ama görüyoruz ki 0.50 bir numara artmasına rağmen aynı gün sizin lazerinizi yaparım diyen merkezler var. Yani böyle hekimlere can kurban yani şimdi tabii işin ticari boyutu da ticari var ama boyutu sırf var uyumlu evet, düşünerek kesinlikle hareket etmek çok yanlış. Bizim çünkü hastalara karşı bir sorumluluğumuz var. Hekimiz tabii önce zarar vermeme ilkesi bizim tabii için ilkedir. Tıbbın en temel ilkelerinden biridir bu. Zarar vermeden kastımız bunun kişinin
hem göz sağlığına, yeniden gözlük kullanması ya da kontak lensle mecbur olması, yeniden bir tedavi gereksinimi, bu maliyet boyutu maliyet da var. Maliyet de zaman isteyecek. Zaman isteyecek yani o anlamda yeniden gözlük ya da kontak lens kullanmaya mecbur kalan hastalarda birçok sebep var olduğunu söylemiştik. Birincisi, numara değişkenliği varken yapılırsa, doğru numara ölçümü yapılmadan, bu damlalı muayeneden kastediyorum, yapılmadan apar topar sizi lazer odasına alırlarsa, hemen yaparız denirse bir soru işareti olsun orada. Aynen. Numara değişkenliği varsa, sizin eski gözlük ya da kontak lensinizle net göremiyorsanız numaranız artmış anlamına gelir. Kesinlikle o gün lazer olmayın. Mutlaka yeni numaralarınızı sorun doktorunuza. Eski numaram neydi, yenisi ne oldu diye sorun. Bunun teyidini alın. Detay bilgi çok önemli. Kesinlikle. Sonrasında bu kişinin ve merkezin bu işte ehil olması gerekiyor. Yapan kişinin tecrübeli olması gerekiyor. Kullanılan lazer cihazının teknolojik olarak da ileri seviyede olması gerekiyor. Bunlar çok pahalı cihazlar Simge Hanım. Ve yurt dışında üretiliyor. Her biri 300 bin, 400 bin euro civarında. Bir pahalı araba gibi düşünün. Kıymetli. Tabii. Yenileme, bazı merkezler bu cihazı almış olabiliyor 10 yıl önce, 15 yıl önce. Yenilemeyebiliyor. Onun bir de bakım şeyleri bakım var tabii ki. Evet, birincisi o. Cihazın bir kere yenilenmesi gerekiyor. Yenileme bir maliyet gerektiriyor, ekonomik maliyet. Bunu her merkez bu yenileme işlemini yapamayabiliyor. Birincisi o. İkincisi, cihaz eskidikçe bunların bakım sözleşmeleri var. Distribütörlerle. Evet. Yıllık da ciddi paralar ödeniyor buna. Bazı hastaneler bu bakım sözleşmesinden kaçarak, yani sizin pahalı bir aracınız olduğunu düşünün, servise gitmek yerine yan sanayide bakımını yaptırabilirsiniz. Yaptırdık diyelim, başımıza sonra sorunlar çıkabilir. Evet. O yüzden hani seçilen merkezin ve doktorun, bir kere okulun çok tecrübeli olması gerekiyor. Her anlamda, hem etik değerler kutusunda hem de mesleki olarak da tecrübeli olması gerekiyor. İkincisi olarak da kullanılan cihazın güncel bir cihazı sahip mi o merkez, değil mi? Bakımları düzenli yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunu da sorgulaması gerekiyor. Ve göz yapısı uygunsa olması gerekiyor. Uygun değilse asla ısrarcı olmaması gerekiyor. Evet. Bazen hastalar, ben hocam gözlükten kurtulayım da ne olursa olsun, hayır. Her şeye razıyım diyoruz. Her şeye razıyım. Allah muhafaza, evet. Demeyin bunları. Kesinlikle. Bu noktada doktorun da sınırları çok iyi belirleyip hastayla iletişim halinde olup uygun tedavi seçeneğini hastaya sunması gerekiyor. Burada uygulayacağımız yöntemi, kişinin hayat şeklini, tarzını da biz sorguluyoruz. Hangi meslekle uğraştığını, ne iş yaptığını, bunlar da bizim için önemli. Sadece gözünün yapısı belirleyici değil. Kişiye özgü artık tedaviler önerebilmekteyiz. Evet. Güvenlik mensuplarında, yani polis olabilir, bu subay olabilir, az subay olabilir. Daha ziyade flapsiz yöntemleri tercih ediyoruz, yüzey ablasyonu. Yani mesleğe göre, enteresan. Travma, nasıl oluyor peki hocam? Travmaya açıksa bu kişiler, bunda mesela daha ziyade bir yüzey ablasyonu, PRK ya da no touch öneriyoruz. Peki. Ya da smile tedavisini önerebiliyoruz. Yine kişinin gözyaşı yeterli değilse, gözyaşını daha az eksilten yöntemler önerebiliyoruz. Mesela PRK ya da smile'de biraz daha az olabiliyor, göz kurulu geçişi de olsa. Bunlar önemli. Evet. Ekran başında uzun süreli vakit geçiren kişilerde, mesela bu banka mensupları olabilir ya da eğitim, memurlar, masa başı iş yapanlar. Evet. Onlarda da yine mesleğini mutlaka sorguluyoruz. Yaşın önemi var. Biz 18 yaşından itibaren yapabildiğimiz söylemiştik. Peki üst sınır var mı? Üst sınırımız, evet. 45 yaş genelde bizim kabul ettiğimiz sınır, ama bazen bu 45-50 yaşa kadar da uzayabiliyor. Benim 50-52 yaşında lazer yaptığım hastalarım da var. Ama genel sınırımız bizim 20-45 yaş arası diyebiliriz. İstisnalar bunlar. Hani kişinin yüksek numarası varsa, gözünde kataraktı yoksa, uzak görme öncelikliyse, gözlük kullanamıyor ise, kontak lens kullanırken artık kontak lense bağlı problemler gelişmiş ise, gözünde alerji yapıyorsa, bu kişiye biz bir seçenek sunmak zorundayız. Evet. Göz yapısı uygun olmak kaydıyla tabii ki. 50-55 yaşa kadar da lazer yapabilmekteyiz. Lazer tedavisi üst uygulayabiliriz. Üst sınır birazcık düşük kalmış aslında. Düşük kalmış, ama 50 yaş üzerinde bizim uygulayacağımız farklı tedavi seçeneklerimiz var. Bu sefer göz çilensleri var. Özellikle göz çilensleri ile biz bu, siz de belki duymuşsunuzdur, akıllı mercek diye isimlendirilen. Evet. Aslında akıllı mercek değil bu. Özellikle mercek kelimesi daha doğru. Daha doğru, doğru söylüyorsunuz. Yabancılar buna multifokal ya da trifokal lens ismini vermekte. Yani çok odaklı ya da üç odaklı lens ismini vermektedir. Türkiye'de bunu bir hastane akıllı
ben sıfatını taktı. Halbuki aklı yok bunun. Hastanın ve hekimin akıllısı olur. Şu an için lensin akıllısı yok. Kullandığımız malzemelerin yok ama. Şu an için yok. Evet, mesela akıllı telefon var mı? Var, bir işlemcisi var. Ha, gelecekte olabilir mi bu bir çip yerleştirilip lense? Evet. Pekala, mümkün olabilir. Yakın gelecekte, belki bir 5-10 yıllık süreçte gerçek anlamda, tabiri o zaman kullanmaya gerçek anlamda akıllı diyebileceğimiz, yani smartphone diyoruz buna, akıllı telefon. Şu an için bir smart lens yok. Yok. Yani yabancılar bunu üretiyor. Bu teknoloji, eğer onlar bizden daha şey değiller, bu sıfat uygun olsa akıllı lens derler ona. Akıllı lens kelimesini kullanmıyorlar onlar. Peki özellikle merceklere değinmişken biraz da buradan bahsetmiş olalım hocam. 45 ve 50 yaş üzeri kişiler için söyledik. 50 yaş üzeri daha. 50 yaş diyelim. Peki daha çok bunu sanki böyle katarakt ameliyatı olacak ya da olanlarda kullanılıyormuş gibi yine biz algılıyoruz. Doğru mudur, değil evet, midir? Çoğunlukla hangi durumlarda kullanılıyor? Çoğunlukla katarakt hastalarına uyguluyoruz bu özellikle mercekler, ama katarakt olmayan kişilere de bu mercekleri, şeffaf lens cerrahisi diye isimlendirdiğimiz bir cerrahi başlığı var. Kişinin katarakta olmayabilir ama göz yapısı uygun olmak kaydıyla, yaşı da 45'in hatta 50'nin üzerinde olmak kaydıyla özellikle merceğe de uygunsa, katarakta olmaksızın da kişinin sahip olduğu gözlüklerden kurtulmak amacıyla bu tedavileri yapabiliyoruz biz. Peki. Sadece kataraklılara değil, 50 yaş üzerinde göz yapısı uygun olmak kaydıyla. Burada çok ince kriterlerimiz var. Kişinin yine mesleğini biz sorgularız. Göz yapısı uygun mu değil mi, sahip olduğu göz bir problemi, anemnez formu gibi bir şey herhalde. Anket formunu dolduruyoruz. Mutlaka söz olarak soruyoruz. Evet. Şeker hastası ise mesela bu merceklerden biraz kaçınabiliyoruz. Göz arkasında retinopatinin bulguları görülmeye başlamışsa. Her hastaya tabii lazer gibi kesin sınırlarımız yok. Lazer tedavisi yaparken şeker hastalarına önermiyoruz ama yeni teşhis almış ve regüle kan şekeri düzenli giden bir hastaya bu mercekleri de uygulayabiliyoruz. Gözünde göz tansiyonu olmamasına dikkat ediyoruz bu mercekleri uygularken. Retinasında ya da optik sinirinde herhangi bir patoloji olmamasına dikkat ediyoruz. Tek gözlülere biz bunu yapmıyoruz. Çünkü neticede bir cerrahi işlem. Çift gözde problem olursa mı o halde? Bir gözü doğuştan ya da kaza sebebiyle görmüyor olabilir. Bundan kastım yani tek gözü olan kişilere. Çünkü cerrahi bir risk. Mecbur kalmadıkça biz sadece gözlükten kurtulmak amacıyla bu tedaviyi önermiyoruz. Çünkü Türkçemizde bir güzel cümle var. Mükemmel iğnenin düşmanıdır diye. Mükemmele erişirken eldeki iğden de mahrum kalabiliriz. Ya da dimyata frince giderken. Yani burada mükemmelliyetçiliğin aslında bir noktada zarar getireceğini de öğrenmiş oluyoruz. Burada tabii her hasta, bizde tıpta temel bir cümle vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Dolayısıyla her bir hasta diye isimlendiriyoruz ama genel ağzımız öyle alışmış durumda. Her kişinin göz yapısı farklı, uygulanacak tedavi şekli tabii farklı, mesleği bile belirleyici oluyor. Beklentilerin yine belirleyici oluyor bu tedavilerde. Her kişiye aynı tedavi önermiyoruz. Her kişinin ihtiyaçları farklı, göz yapısından dolayı uygulanacak tedavi şekli farklı olabiliyor. Bunu şimdi hekim karar vermesi şuna gerekiyor. Şuna alışmışız ya hocam, sözünüzü balla kestim. Kulaktan dolma ya da tavsiyelerle bir şeyi yapmaya çok alışmış olduğumuz biz. Evet. İşte komşuma şu ameliyat yapılmış, ben de ondan istiyorum deyip gidiyoruz ama o bana uygun mu değil mi? Değil mi? Tabii 50 yaşında birisi geliyor mesela, ben diyor lazer olmak istiyorum. Bakıyoruz mesela 1,5 numara miyopisi var. O miyop değeri yakın görmesi için önemli avantaj. Lazer tedavisi göz yapısı uygun olmak kaydıyla yapılabilir mi? Yapılabilir ama o 1,5 dioptrilik miyopi yakın görmesini sağlayan aslında bir önemli avantaj. Yapıldığı anda miyopi ortadan kalkar. Uzağı net görmeye başlar ama bu sefer yakını gözlüksüz görürken yakında gözlük kullanmaya başlayabilir. Bunlar ince detaylar. Kişinin sahip olduğu kırılma kusuru, yaşı, mesleği, birçok faktör etkili, belirleyici. Evet, burada hekimin hastasını anlaması lazım, zaman ayırması lazım. Size zaman ayırmayan bir doktor ise, hemen 3-5 dakikada sizi alıp hemen şey yapıyorsa, bu tedavinin size uygun olmama ihtimali %80-90'lar civarında. Çünkü sizi iyice sorgulaması lazım. Bir kere göz yapınızı detaylı bakması lazım. Numaranızı doğru tespit etmesi lazım. Mesleğiniz nedir bunu sorgulaması lazım.
Başka problemleriniz var mı? Kullandığınız ilaçlar, geçirdiğiniz hastalıklar, bunlar hepsi zaman alan şeyler ama bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Birazcık zaman ayırmak gerekiyor ve söylenenleri de kulak asmak. Alelacele hemen bu tedaviye karar vermek. Karar verilmez. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, aklıma şu takıldı. Şimdi miyopilerde bu tedavi yöntemlerini yapmak daha kolay ama diğer türlü biraz daha zorlaşıyor işimiz dedik. Yani herkese yapılamıyor dedik. Astigmatlardaki tedavi sınırlarımız biraz daha az. Aynı anda ikisi birden görülüyorsa, hem yakın görme problemi hem uzak görme problemi olan kişilerde ne yapıyoruz peki? Şöyle, 45 yaş üzerinde genelde biz hem uzak hem yakın soruyla karşılaşıyoruz. Evet. Peki. 40 yaş, 45 yaş altındaki bireylerde sadece uzak sorununa sebep olur. Miyopi, astigmatizma ve hipermetrop. Dolayısıyla 20-45 yaş arasını biz uzak sorunun çözümünde uyguluyoruz. 45 yaş üzerine gelindiğinde ya da 50 yaş üzerinde bu sefer yakın sorunda yaşa bağlı oluşuyor. Bu kişilere biz lazer tedavisi değil, özellikle mercekleri uygulayarak tedavi ediyoruz. Bu sayede hem uzak hem yakın sorunu da ortadan kaldırabiliyoruz. Evet. Bu güzel bir çözüm. Evet. Peki hocam, ameliyat sonrası geldik. Bütün kontrollerimiz yapıldı. Detaylı muayenemizi olduk. Ve bir yönteme karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Evet. Sonrasında nelere dikkat ediniz? Sonrasında kullanması gereken ilaçlar var. Sakınması gereken, yapmaması gereken şeyler var. Bir kere biz lazerden itibaren detaylı bir şunları yapın, şunları yapmayın şeklinde bir liste veriyoruz. Peki. Bunlar içinde neler var? Gözü ovalamama var. Çok fazla yapıyoruz. Evet. O eller göze gitmemeli aslında. Evet. Çok tehlikeli. Yapılan yönteme göre mesela lezik yapıldığı zaman asla gözü ovalamaması gerekiyor kişinin. Verdiğimiz ilaçları saatinde kullanması gerekiyor. Onu da liste olarak veriyoruz. Şu saat aralıklarla günde şu kadar şeklinde ya da kaç gün kullanacağını yazıyoruz. Genellikle antibiyotik damlayı bir hafta kullandırıyoruz 4 saatte bir olarak. Evet. Kortizon damlayı tedavinin şekline göre 3-4 hafta kadar devam ediyoruz. Gözyaşı damlası, suni gözyaşı damlalarında ortalama 3 aya kadar kullanıyoruz. 2-3 ay. Bazen eğer kişinin gözyaşı başlangıçta da düşükse bu süre 6 aya kadar uzayabiliyor. 6 ay içinde gözyaşımız eski değerlerine erişiyor. Ama en sık kullandığımız, uzun süre kullandığımız damla bizim gözyaşı damlası. Deniz havuza ne kadar süre girebilirim, sonra girebilirim, duş ne zaman alabilirim, evet, spor ne zaman yapabilirim. Şimdi yöntemine göre değişmekle birlikte mesela lezik yaptığımız zaman kişi ertesi gün net görmeye başlıyor. Ertesi gün mutlaka kontrole çağırıyoruz lezik yaptığımız hastaları. Ben koruyucu amaçlı lazer bitiminde mutlaka koruyucu bir kontak lens takıyorum. Onu hem göz kişi... Böyle kapalı durduğu bir dönem var mı? Böyle hayır. Birkaç gözü... saat ya da bir gün falan. Hiç kapatmıyoruz. Tamam. Hiçbir lazer tedavisinde gözü kapatmıyoruz. Koruyucu bir gözlük verebiliyoruz. Biz ışıktan rahatsız olmasın, bir de eli gözüne gitmesin diye. Evet. Plastikten ultraviyole geçirgenli olan bir gözlük veriyoruz. Arkasında lastiği olan. Bu sayede kişi istemsiz olarak gözünü ovalamıyor. İstese bile ovalamadan korumuş olayım. Velev ki kaşındı diyelim gözümüz, o zaman ne yapacağız öyle bir durumda? Evet, ertesi gün geldi. biz gördüğümüz anda eyvah, hani eyvah derken hekim olarak bir kaynar sular dökülmüş gibi olur. Neden? Eğer kırışıklık oluşmuşsa mutlaka bu kişilerin kırışıklığının giderilmesi lazım. Yeniden operasyon odasını alınıp yeniden o oluşan kırışıklığın dediğimiz o kapakçığın kaldırılıp tabiri caizse ütüleme gibi düzeltme, kırışıklığın giderilmesi gerekiyor. Kalıcı bir problem değil ama yeniden hastanın ameliyathaneye alınması ve bu işlemi o süreci yeniden, yaşaması gerekiyor. Evet. Evet. Çok nadir olan bir durum. Ben yaklaşık 10 bine yakın tedavim oldu galiba. Maşallah. 10 binde 3 ya da 4 hastamda karşılaştım. En son geçen hafta bir hastam da başıma geldi. Hasta muhtemelen uyku sırasında uykudan uyanır uyanmaz gözlük de vermemize rağmen unuttu galiba. Gözlük de çıkmış olabilir. Ovalamıştı iki gözü. Ertesi gün geldiğinde flap kırışıklığı vardı. Durumu anlattık. Bunun tedavi edilebilir bir durum olduğunu. Sadece yeniden o süreci yaşayaması gerektiğini, bir iki gün yeniden batmalar olabileceğini. Evet. Hastamız o gün bulanık görüyordu ama tedavisini yaptık. Ertesi gün geldiğinde daha iyiydi. Sonraki gün daha iyiydi. Görmesi şu an %100 seviyesine erişti 4-5 günde. Çok biraz iyi. Sadece iyileşme süreci uzayabiliyor. Yeniden bir de lazer odasını alıp başa dönmüş oluyoruz. Başa dönmüş. Yani. O süreci bir daha yaşamış oluyor. Evet. Onun dışında bunlar önemli. Gözün ovalanması gerekiyor lezik yönteminde. PRK, no touch yönteminde mutlaka güneş gözlüğü kullanması gerekiyor. Çünkü bu yöntemde biz epiteli alıyoruz. Lazerle ya da mekanik olarak kazıyoruz
epitel tabakasını. Vücut yeni bir epitel tabakası oluşturuyor. Bu bebek cildi gibi ultraviyole ışınlarına hassas. Ultraviyole ışınlarına korunması gerekiyor. O yüzden 6 ay süresince mutlaka iyi kalitede bir güneş gözlüğü kullanması gerekiyor dışarı çıktığı zaman. Peki. Duşu genellikle ertesi gün ya da bir sonraki gün alabiliyor. Gözünü kapatarak ve sabun şampuan kaçırmadan olmamak kaydıyla duş almasına mahsur yok. Deniz havuz için genellikle 2 hafta ya da 15-20 gün diye ifade ediyoruz. Makyajı dikkatli olmak kaydıyla bir hafta sonra göz makyajı, göz çevresi makyajını yapabilir. Bunlar makyajsız yapamazlar evet. Tabii ki ama lütfen bir hafta buna dikkat edin. Evet, gözün olmaması gerekiyor. Çünkü kazayen, rimel, kalem evet. Kullanırken göze dokunabilir. O yüzden bir hafta biz bu makyajdan kaçınmasını öneriyoruz. Seyahatte bir engel yok. Uçağa binebilir yani ya da işte uzun yola yolcular gidebilir, çıkabilir. Araç kullanıyorsa kişi gözyaşı eksildiği için yine araç kullanmasında mahsur yok. Net gördükçe, net bir görmeye kavuşmuşsa yönteme göre değişiyor. Lizik hemen ertesi gün net görmeye başlıyor ama no touch'ta biraz iyileşme yavaş oluyor. İlk bir haftada hastanın görme seviyesi %40'lar 50'ler civarında oluyor. İkinci haftada %70-80'ler, 3 ya da 4 haftada %100'e erişiyor. Görmesi iyiyse ve gözyaşı damlasını biraz sık yaparak, gerekirse saat başı yolda duraraktan, damlataraktan evet. Yolculuk yapmasına bir engel yok. Peki, Alzheimer'da değişiyor mu peki hocam bu süreler? Alzheimer, lazer cerrahisinin iki yöntemi var farklı. Biri PRK'ydı, biri LASIK'ti. LASIK'ti, peki. İkisini de söylemiş olduk. İkisini de söylemiş olduk. Smile lazer tedavisi de yine uygulandığımız bir yöntem. Bunu da çok sıklıkla duyuyoruz aslında. Evet, yöntemi. Yeni jenerasyon bir lazer tedavisi. Femtosaniye dediğimiz farklı bir teknoloji kullanıyor. Bu yöntemde korneanın içinde, o saydam tabakanın içinde 120 mikron üst ön yüzeyin 120 mikron derinlikte bir lentikül dediğimiz dilimcik hazırlıyor lazer cihazı. Bu dilimciği 2,5 milimetrelik ya da 3 milimetrelik küçük bir kesiden dışarı alıyoruz. Evet. Mantığı aslında aynı. Onda da kornea şekil veriyoruz. Bu yöntemi daha ziyade yüksek numaralarda 8 ile 10 numara arasında biz LASIK'teki sınır değerimiz bizim 8'e kadardı. Diyelim kişinin 9, 9,5 ya da 10 numaraysa LASIK tedavisi yerine SMILE tedavisini tercih ediyoruz. Ya da korneası biraz ince ise LASIK için risk taşıyorsa bu olgulara da düşük numaralarda olsa 3-4 numarada olsa SMILE tedavisi önerebiliyoruz. Biraz pahalı olması dezavantajı SMILE lazerin. Bir de görme keskinliği LASIK'teki kadar net olmayabiliyor. Hemen ertesi gün netliğe kavuşmayabiliyor. Yavaş birkaç yavaş bir aya kadar devam edebiliyor ama hastalar ilk gün %70-80 görseler bile tedavi başarılı olduysa en geç bir ay içinde %100'e erişiyor. Ya da 1-2 hafta içinde erişebiliyor. Bu da bir dezavantaj. Hemen ertesi gün net görmeyebiliyor. Bir de yüksek astigmatlarda özellikle 2 dioptrin üzerindeki astigmatlarda SMILE tedavisi, LASIK tedavisi kadar başarılı değil. Çünkü göz tanıma sisteminin olduğunu söylemiştik Alzheimer lazerde. Evet. Henüz bu SMILE lazer cihazında göz tanıma sistemi yok. Elle işaretleme yaparak biz astigmatın aksını belirliyoruz ki bunda 3-5 derecelik sapmalar olabiliyor. Yüksek numara astigmatı varsa kişinin ve yüksek miyopisi varsa, LASIK yapamayacak durumdaysak SMILE lazer tedavisiyle bu kişileri tedavi edebiliyoruz ama öncesinde bir işaret koyup yatay eksende saat 3-9 hizasında bir işaret koyup o işaretin olduğu eksene tedavi uygulayaraktan böylece astigmatı da yüksek numara astigmatı 4-5 numaraya kadar astigmatı da SMILE ile tedavi edebiliyoruz. Bütün yöntemlerin aslında bir özelliği büyük avantajları var ama Alzheimer sanki biraz daha çok avantajlı gibi geldi. Şu an için avantajlı ama SMILE lazer tedavisi de gelişime açık bir teknoloji. Evet. Belki ilerleyen yıllarda 2023 yılında yeni bir cihaz piyasaya girecek. O cihazda bu dezavantajların giderilme ihtimali var ki öyle duyumlar alıyoruz biz. Evet. Biraz da pahalı olması hastalar açısından biraz dezavantaj. Maliyetler ben, tabii evet, ki. Hastanın göz yapısına hangisine uygunsa PRK'ya uygunsa PRK'ya. LASIK'e uygunsa LASIK'e, SMILE'e uygunsa SMILE'e. Hastanın tabii beklentisi olabilir ama sizin gözünüzde bu yöntem değil, şu yöntem diye özellikle bunu anlatarak, belirterek o yöntemi uyguluyorum. Yani hasta bilmeyebilir, bir başka hastam SMILE olmuş, iyi olmuş diyebilir ya da no touch olmuş, iyi olmuş diyebilir. O yöntem o kişi için, göz için uygun olmayabilir. Mutlaka hekimin tavsiyesiyle
beraber karar vermek lazım. Hekiminize kulak verin lütfen. Hekimlerimiz bizim için en uygun yöntem neyse buna karar veriyorlar. O yüzden bu alana çok müdahale olmayalım istiyoruz. Evet. Kısa bir aramız olacak tabii hocam. Ki. Reklamlar diyeceğiz. Sonrasında sohbetimize ve bilgilerimizi paylaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Özel Medova Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Ümit Kamış hocamızla olan birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göz lazer tedavileri dedik. En son Alzheimer lazerden bahsettik. Kimlere uygulanmakta? Yaş kriteri burada bu işlemlerde, yöntemlerde önemli mi dedik? Ve tabii ki ameliyat öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler. Gerekeniz. Hem hazırlık süreci hem de sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor kısmını konuştuk. Günün güzel sözünü de bugün aslında hocamdan birinci bölümde almış olduk. Çok da güzel bir söz söylemişti. Mükemmelliyetçilikle kalitenin mükemmel değil mi? İyinin düşmanıdır. Mükemmel iyinin düşmanıdır dedi efendim. Günün de güzel sözünü paylaşmış olalım. Şimdi gelen sorulara da bakmaya başlayacağız hocam ama şunu merak ediyoruz. Lazer ameliyatı olan bir kişi sonrasında tekrar başka bir yine bu yönde ameliyat olabilir mi? Katarakt ameliyatı ikinci bir olabilir, lazer. İkinci bir lazer olabilir mi? Evet. Lazer ameliyatı geçirmiş kişi ikinci bir lazer olma şansına sahip her zaman. Ama aması şu çok hangi başarılı durumlarda değiliz. Hangi durumlarda olması gerekiyor peki? Şöyle yeniden numara oluşmuş olabilir. Hı hı. Yıllar içinde lazer ile tedavi edilmiş olabilir. Evet. Ama bunun da sebepleri yeniden numara oluşmasının birçok sebebi var. Bir kere yanlış ölçüm yapılmışsa numara kalmasından kaynaklı bir bulanık görmesi olabilir. Numarada değişkenlik varken yapılmışsa numara değişiyorken bazen aceleci davranılabiliyor. Hasta hemen istekli olabiliyor buna. Numara değişimi varsa asla doktorun bunu önermemesi gerekiyor. Sizin beklemeniz lazım. Bir yıl ya da iki yıl takip edelim. Numaranın sabitlendikten sonra yapılması. Peki. Daha uygun ödemesi gerekiyor. Veya iyi teknoloji bir lazerle yapılmaz ise lazerin etkisi zamanla kaybolabiliyor. Regresyon dediğimiz gerileme olay olabiliyor. Buna bağlı sebeplerle yeniden gözlük ihtiyacı oluşabilir. Bir numara ve üzerinde bir gözlük ihtiyacı varsa kişinin göz yapısı, kornea kalınlığı çok belirleyici olduğunu söylemiştik. Eğer yeterli kalınlıkta bir korneası mevcut ise yeniden lazer tedavisi yapılabilir. Peki. Ama yeniden lazer tedavisi hiç yapılmamış bir göze göre daha komplike ve karmaşıktır. Çok tecrübeli biri tarafından yapılması gerekir. Çok iyi inceleyin. Bazı zorlukları var çünkü. İstenmeyen komplikasyonlar evet. çıkabilir. Mecbur kalmadık için biz ikinci bir lazer tedavisini önermeyiz. Yapılabilme şansı var ama başarı oranı ilkindeki kadar evet yüksek değil. O yüzden mümkün olduğunca ikinci lazer tedavisine ihtiyaç duymayacak şekilde ilkinde mükemmel yapılmasını öneriyoruz biz. Tek seferde bu sorunun tamamen bitmiş olması kalkması gerekiyor. Ömür boyu da saydığımız şartları sağlarsa kişinin numarası artık sabitlendikten sonra yapılır ise, göz yapısına uygun bir lazer teknolojisiyle gözü tedavi edilir ise ve iyi bir lazer cihazı ile teknolojik olarak yapılır ise asla gözlük ihtiyacı doğmaz yeniden. İnşallah. Ama bunlara dikkat edilmeden yapılırsa yeniden lazere ihtiyaç duyulabiliyor. Bir lazer şansı olabiliyor, ikinci bir lazer yapma şansı olabiliyor. Peki. Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Merhaba, yakın ve uzak göz problemlerinde gözlük kullanmak zor oluyor. Herkes bunun artık sıkılmış evet. durumda gerçekten. Lens kullanımı uygun mudur? Kullanabilir miyiz? Bunu hocamız tavsiye eder mi diye sormuş ama yaş söylenmemiş. Yaşı muhtemelen yakın ve uzak problemi yaşıyorsa 45-50 yaş üzerindeki bir izleyicimizdir. Evet. 45 yaş üzerinde yakın sorunun başladığını söylemiştik. bu yaş grubunda uzak yakın gözlük camları olabildiği gibi hem uzağı hem yakını gösterebilen kontak lensler var. Multifokal lens ismini vermekteyiz. Doktoruna müracaat ederekten bu tip bir lens, kontak lens denemesi yaptırıp bu lense geçebilir izleyicimiz. Bunun da cevabını vermiş. Bu imkan var. Evet. Bunun da cevabını vermiş olalım. Gözün görme seviyesi daha kötü olur mu ameliyat sonrasında diye sorulmuş. Şöyle bizim
Hastalara önerdiğimiz şey bu tedavilerle en az gözlükle ya da kontak lensle göreceği kadar bir görmedir. Hı hı. Bunun altına genellikle inilmez ama operasyonda bir numara kalmış ise, evet, ya da operasyona bağlı bir sorun çıkmışsa nadiren gözlükle ya da kontak lensle gördüğünden daha düşük bir görme de olabilir pekala. Bir de operasyonun ilk günlerinde hemen ertesi gün %100'e erişmeyebilir görme seviyesi. Özellikle astigmat ve hipermetropi olan kişilerde iyileşme süreci 1 ile 3 ay zaman alabiliyor özellikle lezik tedavisinde. PRK'dan bahsetmiştik zaten. PRK Nohutaş'ta görme ertesi gün %100'e erişmiyor. 3-4 haftada %100'e eriştiğini söylemiştik. Smile'da da yine benzer şekilde ertesi gün %100 görmeyebilir hasta. %80-90 durumda peki panik deyip hani panik görmüyorum, gözlerim görmüyor, yine bulanık görüyorum haliyle, diye gelenler var mı hocam? Ertesi gün var tabii ki, ertesi gün. Ama öncesinde siz bilgi verirseniz, evet, yöntem yap, uyguladığınız yönteme göre görmeniz yavaş yavaş açılacak. Smile ya da PRK'da yavaş yavaş açılıyor görme, hemen ertesi gün net görmeye başlamıyor. Yine lezik yapmış olsanız bile hipermetrop ve astigmatı varsa hemen ertesi gün %100'e kavuşmayacak görmeniz. Bu süreç 3-4 haftayı veya 1-2 ay alabilir diye ön bilgi verirseniz hasta panik olmaz ama bunlar konuşulmaz ise hasta ertesi gün panik yapabilir. Neden net görmüyorum, gözlükle gördüğüm kadar net görmüyorum diyebilir. Bunu öncesinde siz hastayla paylaşırsanız, hı hı, ya da operasyon sırasında nadiren de olsa bazen sorunlar olabiliyor. Bu iyileşme sürecini uzatabiliyor. Hı hı. Veya diyelim gözünü ovaladı, kırıştırdı. İşte bunlar hani, evet, kullanıcı hatası diyoruz ya bazı, evet, ürünleri aldığımızda. Hastanın ama, bazı kurallara uymama ama, sonucunda gerçekleşen şeyler. %99'unda hastalarımız gözlükle ya da lensle gördüğünün de üzerinde bir görmeye sahip oluyor. En az gözlükle ya da lensle gördüğü kadar bir görmeye sahip oluyor. İyi bir teknolojiyle tedavi edilirse. Edilirse diyoruz. Şu soru sorulmuş hocam. Aslında bu soruların cevaplarını verdik ama tekrar sorulan sorularımız var. Alzheimer lazerle göz numarası tamamen sıfırlanmış oluyor mu diye garantici yaklaşmaya, evet, çalışıyoruz tabii ki. Şimdi sıfırlama kelimesini biz mümkün olduğunca pek doktor olarak kullanmayız. Neden? Kişinin ölçülen değeriyle net gördüğü değer hiçbir zaman aynı olmaz. Hı hı. Sizin diyelim göz numaranızı cihaz, ölçüm cihazı, otorefraktometre 4 ölçebilir ama siz 3 numarayla net görüyorsanız, damlalı ölçümünüz de 3 ise biz 4 numara değil tedavi ederken 3 numarayı esas alırız ve 3 numara gireriz numara olarak. Peki. O zaman ne olur? 1 numara sanki kalmış gibi olur. Değil mi? 4 ölçülüyordu. Lazer sonrası biz 3 numarayla net görüyorsa %100 ve damlalı ölçümü de 3 ise 3 numara gireriz. 4 girersek 1 numara fazla düzeltmiş oluruz kişi miyopsa. Bu sefer 1 numara hipermetrop olur. Dolayısıyla ölçülen değerle kişinin net gördüğü değer aynıysa sıfırlama şansımız var. Hassas sıfırlarız. Bir nokta burası ama, evet, değil mi hocam? Evet. Brüt değer diye ifade ettiğimiz, yani kişinin göz merceği uyum yaparaktan olduğundan daha yüksek ölçülmeye sebep olabiliyor. Bu, o yüzden damlalı muayene önem arz ediyor. Peki. Damlalı muayeneyi biz esas alırız. Dolayısıyla mutlak sıfırı önermeyiz. Çünkü kişi orada bir numara görebilir. Aa, benim bir numara kalmış diye panik olabilir. Hiç panik olmasın. Önemli olan bizim net görme seviyesidir. Yani kişi %100 görüyorsa oradaki ölçümün hiçbir önemi yok. O çünkü gerçekçi bir ölçüm değil. Lazerden sonra aldığımız ölçümlere biz tek başına itibar etmeyiz. Öncesi neydi acaba? Damlalı ölçüm, damlası ölçüm, net gördüğü değerler. Hı hı. Öyle oluyor ki hastalarımıza, ben bunu söylüyorum. Bir hafta aralıklarla geliyor, aynı makinede ölçülüyor, aynı göz. Birinde 4 çıkıyor, birinde 4.25, 4.50 çıkıyor. Bakın diyorum, hani aynı göz, aynı makine ölçüyor. Değişebiliyor. Değişkenlik gösterebilir. Başıma geldi, 0, 0, nasıl 50, geldi, evet, hocam? Şimdi normal ölçümlerde numaram 0.75, evet, 0.75'ti. Damlalı muayene gereği, evet, duydu hocamız gittiğimde. Damlalı muayenede asıl numaramın daha farklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi damlalı muayene dedik ya, önemli, evet, dediniz. Herkese önemli. Yapıyor muyuz peki bunu? Hani her göz muayenesine gelen kişiye yapıyor. Hangi durumlarda yapıyoruz? Yani? Aslında damlalı muayenenin özellikle gözlük kullanan her kişiye yapılması lazım. Peki. En az bir kez yapılması lazım. Eğer yapılmadan gözlük verilirse gözlüğün hatalı olma ihtimali çok yüksektir. Bir kere 20 yaş altında mutlaka damlalı muayene, çocukları muayene ederken, hı-hı, yapmak lazım. En az bir kez yapmak lazım. Damlalı, evet, değerini görmek lazım. 20 yaş üzerinde de böyle sürpriz değerler çıkabiliyor. Numarayı doğru tespit etmek açısından en az bir kez yapmak lazım. Hı-hı. Sürekli gidilen bir doktorsa.
ilk kez görüyorsa mutlaka yapması lazım. Sadece numara tespiti açısından değil damlalı muayenenin önemi. Göz bebeklerimizi aynı zamanda büyütüyoruz bu damlayla. Evet. Büyütüp göz dibi muayenesi yapıyoruz. Yani retina dediğimiz gözümüzün arka görmeyle ilgili hücrelerin bulunduğu ağ tabakanın da muayenesini yapıyoruz. Biz eğer retina muayenesi yapmadan kişiyi gönderirsek eksik ya da yarım muayene olmuş olur. Damlalı muayene o yüzden detay önemli. Detay muayene ne kadar önemli değil mi hocam? Biraz zaman alıyor. Damlalı muayene zorlukları var. Biraz görme bulanıklaşıyor. Yakın görme gidiyor. Dışarı çıkınca kamaşmalar oluyor ama evet. Biraz zaman ayırıp o gün randevunuzu ona göre ayarlayıp yani çalışmadığınız bir gün göz muayenesine gitmekte fayda var. Peki hocam şimdi bu yöntemlerle ameliyat olamayacak gruplar için bahsediyorum. Ama gözlük de kullanıyoruz. Hani ömür boyu gözlük kullanman gerekiyor dediğimiz gruplar var mıdır var, peki? Var tabii ki. Şimdi 20-45 yaş arasında lazer tedavisini verdiğimizi söylemiştik. Korneası inceliyse bile lazer uygun olmayabilir. Diyelim 3 numara ama korneası çok ince lazer yapamıyoruz. Ya da bizim tedavi sınırımızın dışında diyelim ki 10 numaraya kadar biz lazerle tedavi ediyoruz. 15 numara. Bu kişilere lazer tedavisi uygun değil. Peki diğer seçeneğimiz fakik gözlü lens dediğimiz başka bir teknoloji var. Gözlük kullanamıyor, kontak lensle kullanamayacak derecede bir problem var ise bu hastalara biz gözlük lensi, fakik dediğimiz özel bir gözlük lensi, yani kişinin kendi göz merceğini almadan, kendi göz merceği ile iris dokusu, renkli kısım, gözün renkli kısmı, göz bir aralığından kendi göz merceği ile irisin arka yüzeyi arasında bir boşluk var. Biz buna sulcus ismini veririz. O boşluğa ikinci bir mercek yerleştiriyoruz. Buna fakik gözlü lens diyoruz. Yaklaşık 23 numaraya kadar miyopiyi, 5 numaraya kadar astigmati tedavi edebiliyoruz. Bu tedaviyle ben hatta bu var tedaviyi... Var mı hocam bu kadar yüksek numaralar? Var. Bu tedaviyi Haziran ayında bizim Türk Oftalmoloji Derneği'nin İstanbul'da canlı cerrahi toplantısı oldu. Evet. Türkiye'den yaklaşık 58 hekim farklı branşlarda şaşılık, retina, kapak cerrahisi, glokom cerrahisi ve katarak refraktif cerrahi olmak üzere 15'e yakın katarak ve refraktif cerrahi işlemi yapıldı. Onlardan biri bendim Konya'dan. Buradan bir hastam hatta bir gözüne fakik gözlü lens uygulamıştım. Burada Medova Hastanemizde. İkinci gözünün tedavisini orada eğitim amaçlı orada yaptım. Hastamız 30 yaşında bir gözü 4 numara miyop, 3 numara astigmatı vardı, lazere uygun değildi. Diğer gözü 11 numara miyop, 2 numara astigmatı vardı. Bu fakik gözlü lensi uyguladıktan sonra numaraları sıfıra indi ve gözlük ve kontak lensle gördüğünden de %10-15 daha iyi bir görmeye sahip oldu. 11 numara ne demek ya? 11 numara değil, evet. Hocam? Bir de lazere hani uygun değildi. 5-6 numarayı biliyoruz da böyle, onlarda bile camlar gözlük kullanıyorsa çok kalınlaşmaya 12 başlıyor. 12 yıldır lens kullanan bir bayandı. Artık kontak lens kullanamıyor. Gözlük zaten hiç kullanamıyor. Biri 11, biri 4 olunca iki göz arasında numara farkı olduğu zaman da gözlük kullanımı rahat olmuyor. Baş ağrısı yapabiliyor. 2 numaradan fazla fark olmaması lazım gözlük verirken. Bu hastamıza fakik gözlü lensi uyguladık ve bu sayede şu an gözlüksüz maşallah ve kontak lens hayatını sürdürebiliyor. Süper. Dolayısıyla yani lazer olmasa bile farklı tedavi seçeneklerimiz var. Mutlaka vardır ve diyoruz ya iyi araştırmak gerekiyor, evet. Ve hekimleri de bir taraftan çok iyi araştırmak gerekiyor. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın, her konudan bahsediyor. Şimdi önemli bir soru gelmiş aslında hocam, bunu da sormak istiyorum. Şimdi trafik kazası geçirmiş bir kişide göz sinir hasarı oluştu demiş izleyicimiz. Sağ göz görmüyor, tamamen siyah yapılacak bir şey var mı? 18 yaş, hani kök hücre tedavisi demiş. Gözde kök hücre tedavisi uyguluyor muyuz normalde? Uygulanıyor ama sınırlı olgulara yapılıyor. Ve bunu yapan Türkiye'de sadece Sağlık Bakanlığı'nın izinli olan bir merkez var. Özel merkezlerde henüz bu izin yok ve ideal şartlarda yapılmıyor. Devlet kurumu olduğu için ismini vermekte hiç beis olmadığını düşünüyorum. Ankara Üniversitesi Göz Bankası Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'ndan izinli olaraktan ve burada umut tacirliği yapılmadan ihtiyaç sahibi olan kişilere uygunluk halinde yapılıyor. Peki. Ama bazı özel merkezlerde duyuyoruz, izin olmaksızın ve ideal şartlarda kök hücre tedavilerinde farklı çeşitleri var. Çünkü yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaksızın da bu tedaviler yapılabiliyor. Ama doğru değil. Ben bu tarzdaki hastaların
Türkiye'mizde iyi bir merkez orası ve tek yetili merkez Ankara Üniversitesi Göz Bankası Hastanesi. Peki böyle durumlarda neler? Başka bir tedavi yöntemi var mıdır? Hani kaza geçirmiş ya da bir darbe sonucu gözden bahsediyoruz. Görmeyen bir gözde sinir hasarı oluşmuşsa sinir hücrelerini yazık görme ile ilgili sinir hücrelerinin kendini yenileme kabiliyeti yok. Evet. Vücut yenisini üretmiyor. Dolayısıyla bunlara kök hücre tedavisi dışında şu an için başka bir seçeneğimiz yok. Peki hocam. Son olarak operasyon sonrasında göz numarası artar mı diye sorulmuş. Sonrasında genel bir soru sormuş olalım. Göz sağlığını korumak için dikkat etmemiz gerekenler diyelim. Evet. Öneri olsun. Göz sağlığı tabii yaş ve yaşa göre her yaş grubunda farklı. Evet. Kısaca şöyle bir doğumdan ölüme kadar olan sürede bize göz sağlığı her yaş grubunda karşılaştığımız sorunlar var. Farklı farklı sorunlar. Yeni doğan bir bebekte mutlaka İdeali aslında ilk bir ay içinde muayene edilmesi gerekiyor. Hı hı. Göz doktoru tarafından bakılması gerekiyor. Özellikle riskli gruplar ise erken doğumsa mesela prematür doğumsa 32 haftadan önce doğanlarda prematür retinopatisi gelişebiliyor. Anne ya da babada kalıtsal bir göz hastalığı varsa yine doğan çocukların ilk bir ay içinde mutlaka göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Bunlar yok. Normal doğum. Hani bir anne babada kalıtsal bir göz hastalığı yok akrabalarda. Ama şaşılık varsa bunu mutlaka önemsemek gerekiyor. Kayma varsa bunu kozmetik problem olarak görmemek gerekiyor. Göz bebeği aralığında normalde göz bebeği aralığımız siyah renktedir. Beyazlık görülürse bunun mutlaka göz doktoru tarafından görülmesi gerekiyor. Altta yatan başka problemler tümör dahil katarakt gibi ya da göz arkasında retine dekolmanı gibi problemler olabilir. Ya da gelişimsel problemler buna sebebiyet verebilir. Gözde anne baba herhangi bir anormalik görürse de mutlaka göz doktoruna götürmesi gerekiyor. İdeal aslında her doğan çocuğun bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekiyor. 3 yaşa kadar diyelim problemi yok. 3 yaşına gelindiği zaman 3 ile 4 yaş arasında mutlaka çocuğun gözünde bir kırılma kusuru mu yok, astigmat hipermetrop var mı yok mu diye 3 yaş 4 yaş arasında biz artık detaylı muayene yapabiliyoruz. Daha kolay muayene yapıyoruz. 1-3 yaş arası biraz zordur. Ağlar çocuklar. Gözlük numarasını tam tespit edemeyiz ama 3-4 yaş arasında mutlaka bir kez görülmesi gerekiyor. Her çocuğun istisnası. Bu dönem atlanmışsa okula başlamadan önce mutlaka muayene edilmesi gerekiyor. Çünkü çocuk bir gözüyle net görüyor olabilir, diğer gözünde problem olabilir. Kapama yapmadığı için bilemeyebilir. Askerliğe gelinceye kadar bir gözünün görmediğini ya da az gördüğünü fark eden bireylerle karşılaşıyoruz. Ya da bizi tabii ki yani kapatma yapmadıkça bilemeyebilir az gördüğünü. Peki. Dediğim gibi okul döneminde mutlaka yapılması gerekiyor. Bir problem varsa çocuklarda doktorun tavsiyesine uygun olaraktan genellikle 3 ay, 6 ay ya da yılda bir kez gözlük kullanıyorsa ya da kayması varsa ya da başka problemleri rutin kontrollere gitmesi gerekiyor. Ya da gözümüzde az görme tespit ettik. Erişkin yaştan geçtik var. Evet. Bulanık görme oluşursa mutlaka bunu önemseyip gözün birinde bir azalma fark edersek göz doktoruna gitmek gerekiyor. Gözümüzde kanlanma, ağrı, kızarıklık gibi şikayetler olursa mutlaka gitmek gerekiyor. Koruma amacıyla da güneş gözlüğünü mutlaka öneriyoruz biz. Kalitelisi ama lütfen. Kalitelisi. Orijinal olacak. Çakma olmayan, ultraviyole filtreci özelliği olan bir cam set tercihinde bulunmak gerekiyor. Göz sağlığımız açısından hani saydığımız şikayetler olursa mutlaka gitmek gerekiyor. Güneş gözlüğü dışında beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme o da etkili. Evet, ne yiyorsak oyuz aslında. Evet. A, C, E vitamini gibi antioksidan vitaminlerden mutlaka zengin diyetle ki bu ülkemizde Akdeniz tipi diyet dediğimiz yeşil yapraklı sebzeler, meyveler bunlardan bolca tüketmek gerekiyor. Balık çok önemli. Omega 3 içerdiği için omega 3 yine gözümüzde retina tabakası için oldukça önemli. Keten tohumu cevizde ve balıkta fazla. A vitamini yine önemli bilinir. Havuç diyoruz efendim. Göz için aklımızda kalan sadece havuçtu şimdiye kadar. Beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Ailemizde kalıtsal bir göz hastalığı varsa göz tansiyonu mesela bunlardan biridir. Tansiyonumuzu belli aralıklarla ölçtürmekte fayda var. Özellikle 40 yaş üzerine gelindiği zaman yılda bir kez ölçtürmekte fayda var. Şeker hastalığımız varsa gözümüzü koruyalım diye mutlaka yılda bir kez mutlaka göz dibi muayenesi yaptırmamız gerekiyor. Yaşı ilerleterek gidiyorum ben böyle. Daha ileri yaşlara 60 yaş üzerine geldiğimiz zaman bu sefer sarı nokta hastalığı riski başlıyor. Ve katarakt. Evet, katarakt. Katarakt yine gecikirse de tedavi edilebiliyor ama sarı nokta hastalığı
Gecikilirse tedavisinin başarılı olmadığı bir hastalık grubu. Bunun da tipleri var, kuru tip, yaş tip diye. Mutlaka görme azlığı olursa 60 yaş üzerinde hemen doktora gitmek gerekiyor. Görmemiz azalmamış olsa bile 60 yaş üzerindeysek mutlaka rutin olarak yılda bir ya da iki yılda bir göz muayenesi yaptırmamız gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Kabaca hani bir şöyle bir özetlemiş olduk genel manada nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı. Göz sağlığı çok önemli, lütfen ihmal etmeyin yaşadığınız sorunlarınız varsa. Ama detay bilgileri bir sonraki programda inşallah genel olarak almaya devam edelim. Çok şey aslında konuştuk ama çok teşekkür ediyoruz hocam. Keyifli bir sohbet oldu. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimizi de ben ilgiyle izledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum ve sağlıklı, güzel göreceği günler diliyorum tüm izleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, hocamıza bir kez daha vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz ve güzel ekibime tabii ki. Tabii ki sizlere, bizlere zaman ayırdığınız için sözümüz sağlığa diyoruz efendim. Yarın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın diyoruz. Güzel bir köşemiz ekranlarınızda. Evet sevgili izleyicilerimiz, ondan sonra programının Bir Yemek Bir Tarif köşesinden yine merhabalar diyoruz. Bu güzel köşemizden güzel tarifleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Dedeman Otel'in mutfağındayız ve şefimiz bizimle birlikte, Hüseyin ustamız. Ve yine bizler için çok güzel bir tarif hazırlamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ne yapacağız bugün ustam? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Bugün bonfile sarması yapacağız. Hı hı. 200 gram bonfile. Pirzola demiriyle dövdük bunu. Streçle dövdük çünkü dağılmaması için. Evet, özel hazırlanmış çünkü dövülmüş. İçine sarmamız için mantar, renkli biberler, soğan. Söteleyeceğiz, arkasından krema ilave yapacağız. Bir miktar kaşar ilave yaptıktan sonra içine karışacağımız garnitürümüz hazır olacak. Altı içinde patlıcan küşlemesi yapacağız, söğürme. Patlıcanlarımızı közledik, soyduk, kuşbaşı doğradık. Yine sarımsak, biber, soğanlar, işte çeşni, tuz, beyaz biberle söteleyeceğiz. Garnitürümüzü alta koyacağız. Bonfilemizi önce için hazırladık, söteledik. Ondan sonra bonfilemize saracağız. Onun arkasından da tavada iz yapıp fırınımızda 7-8 dakika gibi 200 derecede pişirdikten sonra dilimler haline getireceğiz. Onun arkasının altına garnitürümüzü koyacağız. Bonfilelerimizi üstüne çizeceğiz. Tereyağlı, pul biberli, kekikli bir de sos yapıp etrafına gezdireceğiz. Yemeğimizi sunuma hazırlamış olacağız. Hadi bakalım o halde yapım aşamasında ne yapıyoruz? Tabii ki ustamızla ben sizleri baş başa bırakıyorum. Evet, yemeğimizi yapım aşamasına geldik. Tavalarımızı ocağa koyduk. Bonfile için tavamız burada. Patlıcanımızı söteleyeceğiz, sebzemizi söteleyeceğiz. Altlarını yakalım, ısınmaya başlasınlar. Öncelikle sebzelerimizi söteleyeceğiz. Baharatımızı koyalım, kaşar peynirimizi. Şuraya da patlıcanlarımızı koyarsak şu şekilde ilave yapacağız. Bu garnitür için, patlıcan küşlememiz için soğanımızı, sarımsağımızı tavaya koyduk. Bunlar sötelenirken bonfilemizin harcını da wok tavamızda hazırlayacağız. Onun da soğanını buradan ilave yapalım. Bir miktar daha ilave yapalım. Bonfilemizin harcını wok tavamızda yapacağız. Soğanının pembeleşinceye kadar sötelememiz gerekiyor. Arkasından renkli biberlerimizi açacağız. Mantarımızı ilave yapacağız. Onun arkasından bir miktar krema ilave yapıp kenar aldıktan sonra da bir miktar kaşar yaptıktan sonra sosumuz hazır olmuş olacak. Bonfilemize sarmış olacağımız. Bir miktar daha yağ ilave yaparsam daha güzel olacak. Sakın.
Sarma için renkli biberlerimizi jülyen doğruyoruz. Soğanlarımız da daha küçük. Doğradıktan sonra sötelemeye başladık. Şimdi ben biberlerimizi ilave yapacağım. Onu da böyle koyacağım. Biberlerimizin ve soğanımızın iyice ölmesi gerekiyor. Çünkü bonfileyi sararken parçalayabilir ve dilimlerken de daha düzgün dilimlenmesi için iyice öldürmemiz gerekiyor. Garnitürümüze de patlıcanımızı ilave yapıyorum en son. Bir miktar söteledikten sonra tatlandırma aşamasına geçeceğim. Evet, mantarımızı da yeterince söteledik. Şimdi tuzumuzu ve karabiberimizi değmenimizle tatlandırma olayını bitirdikten sonra bizim kendi hazırladığımız sebze çeşitleri de ilave yapıyoruz. Onu da şöyle bırakalım. Şu anda tatlandırma aşaması bitti. İçine saracağımız ürünlerin patlıcan söğürmesi de küşlemede olmak üzere. Onu da tatlandıracağım. Bir miktar da ben kekik atacağım içine. En son bir parça da tereyağımızı ilave yaptıktan sonra bir şarjımız ve garnitürümüzü tamamlamış olacağız. Evet. Garnitürümüz hazır. İçimiz de hazır. İçimizi soğutmaya alacağım bir tabağa. Çünkü birazdan kaşa ilave yapacağım. Şimdi kremamızı da ilave yaptıktan sonra kenara alacağım. Bir miktar soğuduktan sonra da kaşarımızı ilave yapıp sarma aşamasına geçeceğiz. Onu da şöyle tabağa dökeceğiz. Çabuk soğuması için şu şekilde yayarsam çabuk soğuyacaktır. Saracağız. Tavada tekrar mühürleyeceğiz. Arkasından 8 dakika fırında pişirdikten sonra garnitürümüzü de dilimleyip servisimizi sunmuş olacağız. Evet, harcımız hazır şu anda. Yeterince soğudu. Bir miktar kaşar ilave yapacağım. Harcımızı diri tutsun ve sıksın diye ve lezzetini artırsın diye harcımızı kaşarla beraber karıştırıyorum. Evet, güzel bir kıvama da geldi. Kaşarla beraber harç kendisini topladı. Bu da tamam. Şimdi 200 gram bonfilemizi pirzola demiriyle dövmüştük biliyorsunuz. Tahtamızın üzerine dövmüş olduğumuz bonfileyi koyuyorum. Yine kaya tuzuyla beraber tane karabiberle tatlandıracağım. Tatlandırma işlemi bittikten sonra da harcımızı bonfilemizin tam orta değil de benden taraftaki kısma sarmamız daha kolay olsun diye yeterince koyacağım. Ondan sonra rulo haline saracağım. Evet, yeterince harcımızı koyduk. Bonfilemizi iki taraflı kapattık. Şu şekilde
patlatmadan, harçtan dışarı çıkmadan sarım işleminde gerçekleştirdim. Şimdi sardığımız bonfileyi tavada mühürledikten sonra fırınımızda dediğimiz gibi 8 dakika pişireceğiz. Ondan sonra servis aşamasına geçeceğiz. Tavamıza yağımızı ilave yapalım. Mühürleme aşaması için. Tavamız bir miktar ısındıktan sonra bonfilelerimizi mühürleyeceğiz. Şöyle. Önce sardığımız en son kısmı alta getiriyorum ki bonfilemiz açılmasın diye. Ondan sonra tekrar komple her tarafını çevirecek şekilde çevireceğim. Kızartma işlemi tamamladıktan sonra da fırınlayacağım. Şuradan ben bir tane maşa alayım. Şöyle bakacağım etimize. Fazla yağ koymuyorum çünkü fazla yağda kızarma olayı fazla olmayacağı için daha ateş etkili olsun diye çok az yağda yapıyorum. Da üstüne yağ dökeceğim. Şimdi fırına vereceğim yemeğimizi. Daha bunu böyle kavurun. Hemen kavanozları hanımlar kısık hazırlığı yaparken hemen hazırlıyoruz yani, bu şekilde. Kavanozları kapatıyoruz. Patlıcanın yemeği de çok. Mezesi de çok. Evet. Söğürme olsun. Musakka olsun. Patlıcan kebabı olsun. Kızartması her şeyle on numara. Patlıcanı sevmeyenlere ben hala inanamıyorum ama kızartma değil de daha çok közlemesi daha hafif ve güzel oluyor, lezzetli. Kesinlikle. Bir tane de şöyle domates bırakacağım, rengi olsun diye şöyle kalsın. Evet. Şuradan bir tane maşallah ben. Etimizi de şöyle bırakayım. Ben tam pişirmedim, orta pişmiş yaptım. Bunu dilerseniz az pişmiş yapabiliriz, orta pişmiş, tam pişmiş olabilir. Artık nasıl seviyorsanız. Aynen, kesinlikle. Bir miktar. Orta pişmiş bence daha iyi. Etin orta pişmişi nasıl yiyebiliriz ya? Var mı öyle isteyenler? Konya'da genelde tam pişmiş. Pişmiş bence de. Tercih ediliyor ama ben yine de etin ortasının pembe kalmasını tercih ediyorum. Çünkü özellikle bonfileti çok yumuşak bir et olduğu için tam pişirdiğimizde hiçbir değeri kalmıyor. Ama pembe bırakırsak aynı bu şekilde tam tadında olacak. Kararında oluyor, evet. Şöyle ben bunları patlıcanların etrafına çizeceğim. Şöyle. Görselde düzgün olsun diye kaza nazar yaşadık. Nazar ettim. Aynen öyle. Şimdi tavamızı sileceğiz. Aynen öyle diye. Şöyle. Oo, şahane görünüyor. Şöyle. Biz arka planda tabii bunları tavada bakıyoruz. Sizler için hazırlıyoruz. Ben peçete alayım. Sizler için hazırlıyoruz. Tabağımızı sileceğim çünkü. Evinizde bir güzel hazırlayın. Nesman odasında afiyetle yiyin. Tabii üzeri için de yağ hazırladım. Silimini yaptıktan sonra burada taze kekiklerimiz var. Hı hı. Taze kekiği de ortasına bırakacağım. Kekiklerine genelde ve balıklarda defne yaprağını da çok kullanıyoruz. Evet, evet. Özellikle balıklarda defne yaprağı olmazsa olmaz. Sosta da diyoruz. İçinde de her şeyinde. Evet, yağımız kaldı. Etimizi çizdik, garnitürümüzü altına koyduk. En sonunda pul biber, kekik. Yağımızı şöyle erittik. Tereyağından oluşan şöyle bir sos hazırlamıştım ben. Evet. Bunu da bu şekilde etrafına güzergen gezdirdiğimizde çok güzel görünüyor. Hem görsel olarak hem lezzet olarak yemeğimize tat kattı. Hadi bakalım. Bu artık şekilde. Sona geldik ustam. Yine güzel kesinlikle. Bir tarifle bölümümüzün sonuna geldik. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.